Sesini ısprarla silmişler. Çalınan motorumu. Tanınmaması için. Burada şaseyi komple silmişler. İspiral izleri de belli. Artı benzinliğin deposunu, anahtarı bende olduğu için tornavida ile kırmışlar. Benzin koyup kullanmaları için. Motorun kontağını, lambalarını, farlarını, gaz golunu, motorun çalıştırmak için böyle şu şekil burasını kırmışlar. Kısa devre kontak yaparak motoru çalıştırıp kullanmışlar. Sprey boya sıkmışlar orayı. Motorumun arka orijinal jantını değiştirmişler. Bu jant motoruma ait değildi. Şunu değiştirmişler. Parlak bir metal vardı da üzerinde. Bu motor, ben bunu borçla aldım. Şu anda halen daha taksitlerini ödemekteyim. Motorum Nisan ayının 17'sinde Sürsürü Mahallesi'nde motorum çalındı. 2 ay sonra ben motoru Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde bir şahıs üzerinde ben motoru polise yakalattırdım. Motorun şase numarasını sildikleri için, motorun sağında solunda değişiklik yaptıkları için motoru 7 emin olarak bana teslim ettiler. Ben motora binemiyorum, motoru satamıyorum, motora bir tamirat yapamıyorum. Ben motorla köylere gidip oturuyorum, taş topluyorum, şu anda mağdurum. Gittiğim yerlere de yol parası vererek gidip geliyorum. Bu motorla ben evimi geçindirmekteyim. Yetkililerin bana yardımcı olmasını istiyorum. Motoru bana teslim edilmesini istiyorum. Motoru evin içinde muhafaza edecek yer bulamıyoruz. Bazen mutfağa çekiyorum, bazen yatak odasına çekiyorum, bazen kilere çekiyorum, bazen odaya çekiyorum. Dışarı çıkarsam motoru tekrar çalacaklar. İçeride benzin kokusundan mahvolduk. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Motor burada böyle emaneten duruyor. Ben kimsenin motoruna sahip çıkmamışım. Motor bana ait. Ama motora başka sahip çıkan varsa gelsin motoru ben ona teslim ederim. Motor bana ait. Motorumun şeyleri burada, evrakları. Motorumun bu şikayet şeyi, bu motorumun ruhsatı, bu motorumun garanti belgesi. Ben motoru sıfır aldım, taksit ediyorum, motora binemiyorum. Hiçbir işlem yapamıyorum. Böyle evin ortasında bu şekil kaldı bu motor. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum, motorumun bana teslim edilmesini istiyorum. Tabii trafikte ben bu motoru kullanamıyorum. Dışarı çıksam trafik yakalayacak çünkü yasak. Üzerinde bir işlem de yapamıyorum bu motorun. Şase numarasını ispiralla komple silmişler. Plakayı çöpe atmışlar. Sağ solunda komple bir değişiklik var. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Böyle bu şekil beklemekteyiz. Evin ortasında motor günlük yer değiştiriyor. Yatak odasına gidiyor. Televizyon olduğumuz odaya çekiyoruz. Hanım diyor tarafa çek. Bu tarafa çek. Evin içi sanayiye dönmüş. Ne yapacağız bilmiyoruz. Motorumuzu bugün yer değiştiriyoruz. Yine çilere koyacağız.